En önemlisi kaşlarınızı şekillendirmek. Şekillendirmek için şöyle fırçalı kaş jöleleri var. Oriflame'de de var bu ürün. Bu şekilde tarıyorum kaşları. Kaşları taradığımda hem şekli sabitleniyor hem de doğru şekline gelmiş oluyor. Bu şekli verdikten sonra kaşlarınızı tarayıp şeklini iyice bir oturturun. Ardından kaş farı yardımıyla kaşlarınızı boyutlandırın. Yapılan hatalardan bir tanesi kaş farının en kuyusunu alıp bütün kaşın her tarafını koyu bir renkle boyamak. O zaman boyutsuz ve sert bir görüntü çıkıyor ortaya. Ben bunun yerine kaşlardan daha açık bir renkle, şöyle gördüğünüz gibi kaş ve saçlardan daha açık bir renkle kaşların boşluk olan kısımlarını ilk önce bu şekilde dolduruyorum. Sadece boşluk olan kısımlarını açık renkle kaşın içinden geçiyorum. Sonrasında bütün boşluklar olduktan sonra koyu renkten bir kere alıp sadece alt başlangıcını ve üst başlangıcını dokunuyorum. Aralarda boşluklar varsa oraları dokunuyorum. Sonrasında fırçamda kalanlarla kaşın diğer kısımlarından geçip kaşı tekrardan bir tarıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hem şekilli hem de belirgin bir kaş ortaya çok kolay çıkıyor. Tekrar anlatmamı isterseniz eğer, gördüğünüz gibi açık renkle kaşın boşluklarını dolduruyorum. Bu boşlukları doldurduktan sonra koyu renkten bir kere alıp sadece başlangıç kısımlarına ve kavis kısımlarına koyu renkle dokunurum, boyut veriyorum. Bu verdiğim boyuttan sonra kaşı boş bir fırçayla tekrar tarayarak doğallaştırıyorum. Bakın hiç uğraşmadan çok doğal, kendi şeklinde güzel bir kaş görüntüsü elde ediyorum.